Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. İkinci sual. Furkan-ı Hakim'de ellezî halakal mevte vel hayat liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadimül lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap, birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekandır, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ı bakiye bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddemesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebde-i hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri hayat-ı insaniye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakaya hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayat-ı bakiye sümbülü verecektir. Ama mevt, nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan dört vecihine işaret ederiz. Birincisi, ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekalifi hayatiyeden azat edip %99 ahbabına kavuşmak için alemi berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi, dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle mahbub-u bakinin daire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü, ihtiyarlık gibi şerait-i hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki mevti hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber ceddin cedleri sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı, hayat ne kadar nikmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır, hususan musibetzedeler, yaralılar, hastalar için. Öyle de
Nevmin büyük kardeşi olan Mevt dahi musibet zedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi nıkmet içinde nıkmet, azap içinde azaptır, o bahisten hariçtir. Tamam mı? İkinci sual, Furkan Hakim'de اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadimül lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Demek yani zahiren bakınca ölüm nedir? Bir inhilal, bir yokluk, bir tefessüh, bir bitiş, hayatın sönmesi, lezzetin nihayete ermesidir. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Bu suale ustamız ne yapıyor? Cevap veriyor. Buyurun oku. El cevap. Birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt vazife-i hayattan bir terhistir. Şimdi tabi usta diyor Risale-i Nur ölümün hakikatını da keşfetmiş. Risale-i Nur ölümün hakikatını keşfetmiş. Hakikaten Risale-i Nur'da böyle ölüme medar meseleler çok hakimane, gayet delil ve hüccette mantık muhakemeyle ifade edilmiş. Bakın ölüm nedir? Vazife hayattan bir terhistir, terhis. Şimdi usta diyor değil mi? Şimdi kainatta Cenab-ı Hakk'ın yüz binlerce neyi var? Ordu Yusufhanesi var. Değil mi? Her bir hayvan bir ordu. Milyarlarca, trilyonlarca neyi var? Neferi var. Şimdi içimizde asker olanlar da var. Şimdi bir ordu olunca orduda ne var? Orduda bir kere talim var, tedris var, vazife var. Vazife bittikten sonra bir de ne var? Terhis var. Şimdi bütün dünya ordularında bu kanun var mı? Askeri alıyorlar değil mi? Alıyorlar, eğitiyorlar. Terbiye noktasından kemana geldikten sonra işi, görevi tamamladıktan sonra terhisse bırakıyorlar. Şimdi bütün dünyada cari olan bir kanun, sünnetullah kanun içerisinde de aynı. Cenab-ı Hak fıtrat hükümeti içerisinde yüz binden ziyade canlı mahlukata, değil mi? Fıtratın kemalı, devam ve bekası noktasında hangi görevi ifa ve icra etmiş ise onlar sünnetullah kanununa göre vahidiyet sırrıyla hayatlarını açılıyor, tekmil oluyor, kemala giriyor. Sonra her kemalın arkasında ne var? Bir zeval var. Sonra da terhisle, paydosla bitiyor. Demek ölüm vazife-i hayattan nedir? Bir paydostur. Ordunun askere alınmasında devletin tedbiri var mı? Kanunu var mı? Sevk ve idaresi var mı? Demek askerlik süresi içerisinde sevk, idare, tanzim esas olduğu gibi terhiste de aynı kanunlar cari. Demek bu noktadan bakınca hayatı yaratan Allah olduğu gibi mevti de yaratan, halk eden nedir? Cenab-ı Hak'tır. Hem diyor nedir? Bir paydostur. Paydos. Evet, görev bitti, iş tamamlandı. Hem de bir tebdil-i mekandır. Şimdi tabi tebdil-i mekan manası ehli imanın dünyasında hakikat noktasında inşiraha vesile olması lazım. Ya dünya meşakkatlıdır, sıkıntılıdır, sancılıdır. Üstad ne diyor? Bir üzüm yedirir 100 tane değil mi? Üstadın zamanında 100 tane şimdi belki 1000 tane ne yapıyor? Tokat. Bir üzüm yedirir 1000 tane tokat çeker mi? Çeker. Dünya bu. Ama bakın tebdil-i mekan. Yani ehli iman için bak fenadan, gürültüden, sıkıntı ve sancından kurtulup baki, ebedi, namütenahi nimetlere mazhariyet. Halidina fiha ebeda sırrına intikal. Dolayısıyla bu noktadan bakınca
tebdil-i mekan. Üstad ne diyor? Değil mi? Zindan-ı dünyadan, değil mi? Bostan-ı cinana. Terakkidir, tasaffidir, tekamüldür. İşte onun için diyor, ölümün hakikatını bilen arifler, abidler, Allah'ın has kulları, ölüm gelmeden evvel ölmek istemişler. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası var ya, teveffeni müslümen el hıknı bi salihin. Bak, demek bu dünya hayatından daha leziz, daha güzel, daha kamil, daha mükemmel, ebedi, baki ve daimi, ofsuz, ahsız, elem ve kedersiz bir dar-ı baki, bir saadet-i ebedi var. İşte bu noktadan bakınca ölüm tebdil-i mekandır. Hayat-ı bakiye intikaldır. Ölümün hakikati, hakikat noktasında Müslümanın ruhunda gedik açmaz. Ya Allah'a kavuşmaktır. Fefirru ilallah'tır yani. Hayat-ı bakiye intikaldır, terakkidir, tasaffidir ve tekamüldür. Evet. Bir de Üstad Hazretleri abi, hani bir yayladan bir yaylaya, diğer bir yaylaya diyor ya, o kadar latif bir ifade. Hani şimdi tabii dünya yaylasından ahiret yaylasına geçerken iki yayla da kabili kıyas değil. Ya dünyada ediyor içi gürültülü, patırtı, gürültü, sıkıntı, sancı, ama orası öyle değil ya. Nasıl bir yayla ya? Of yok, ah yok, elem yok, keder yok. Dünyadaki bütün meşakkatlardan, sıkıntılardan ne yapıyorsun? Halas oluyorsun, kurtuluyorsun. Ya bak. Ruhun inşirahı, kalbin imsatı, latifelerin kemal derecesinde inkeşafına medar bir hayat-ı vaki, bir daimi cennet, bir ebedi saadet. Ya bak. Öyle bir yayladan öbür yaylaya, iki yaylayı karıştırmak lazım. Karıştırmıyor. Biri fani, öbürü baki. Birinde elem var, öbüründe inşirah var. Bak. İnşirah var. Bak. Cennette her an telezzüz var. Cennette teklif ve imtihana medar terakki yok. Ama temaşa, ayat-ı ilahiyeyi temaşa ve tefekkürden gelen tekamül var. Tekamül de namütenahiye gidiyor. Sonsuza doğru gidiyor elhamdülillah. Evet. Abi yukarıdaki ifadede hani birinci sualin sonunda oraya bizi şey yaptı ya abi, atıf yaptı üstad. Orada burada geçmeyen bir şey var. Itlak ruh ifadesi var. Evet. İşte ölüm nedir? Ruhun kayıttan kurtulmasıdır. Evet. Ruh kayıttan kurtuluyor. Bak dünyada insan çok kayıtlarla mukayyet. Değil mi? Bak. Dünyada insan çok kayıtlarla mukayyet. Maddidir, değil mi? Bir anda bir yerde olamazsın. Ama cennette öyle değil. Bak. Bakın cennette insan, üstad nedir bir tabir kullanıyordu. Bakın. Hayal suretinde, ruh letafetinde bir keyfiyete insan cennette makes aynı olacak. Yani şöyle biraz daha açalım. Mesela diyelim ki illa Cenab-ı Hak rahmetiyle cenneti bize, cemaate, bütün Müslümanlara ikram ve ihsan etsin. Şimdi ben sana Ömer arkadaş desem ki, ya Ömer nereden geliyorsun? Ya Hazreti Musa Aleyhisselam'ı dinledim. Ben İsrail'in, bu zalimlerin Hazreti Musa'ya yaptıkları meşakkatları dinledim. Ey güzel. Bak şimdi orada bir keşke manası. Ya keşke ben de orada olsaydım. Ben de Resulullah Aleyhisselam'ı dinledim. Ben de Yunus Aleyhisselam'ı, ben Hazreti Adem'i, ben Hazreti Nuh'u. Bak insan hem de orada, hem de orada, hem de orada. İşte ahirette bir anda insan binlerce yerde olacak. Üstad ne diyor? Peygamberimiz mahşer gününde etkıya ümmetiyle, ümmetin asya ve etkıyaları ile aynı anda, hepsiyle bir anda görüşecek. Bu ne sırrı? Nuraniyet ve letafet sırrı. Bu sırrın dünyada tezahür tecellisi var mı? Var. İşte mesela sen akademik sensin, değil mi? Bir şey yaptın, Word'da bir dosya hazırladın, bir makale yazdın. Ne yapıyorsun? Ben bu makaleyi dünyanın 100 tane üniversitesine, fakültesine göndereceğim. Bak, bir tuş. O makale, Word'daki makale mahiyetini, hüviyetini, vasıf ve sıfatını tağyir ve tebdil etmeden aynı anda Fransa, Almanya, Amerika, Kanada say, dünyanın her yerine aynı anda gidiyor mu? Gidiyor. Evet. Nitelik ve özelliğinde tağyir ve tebdil var mı? Yok.
İşte kanlı nuraniyet ve kanlı letafet. Bu kanunun küçük bir ucu dünyada tecelli ediyor mu? Ediyor. İşte cennette bak, bir anda bak, binlerce sofrada, ya binlerce sohbette bulunacak, biri de diğerine mani olmayacak bak. Onun için ruh kayıttan, yani tabiri caizse insan ruhu dünyada cesetin şeyi içerisinde, cenderesi içerisinde sıkılmış. Ölümle kayıttan kurtuluyor. Baki ebedi alemde sayısız sohbetlere bir anda mâkes ve ayna oluyor. İşte Word'daki bir makalenin binlerce bilgisayarda, binlerce medyada aynı anda intişarı birinin diğerine mani olmaması bu kanunun bir ucunu gösteriyor. Dünyada insanlar az bir ilimle internet programı içerisinde bu sosyal maddede bir mesaj milyonlarca yere gidiyor mu? Biri diğerine mani oluyor mu? Olmuyor. Bak, bu kanunun ucu dünyada mevcut. Bu kanun ahirette kemal-i şaşa ile tecelli edecek. Bak, öyle olsa yani insan cennette sadece bir yerde bir sohbette bir nimetle kayıtlı olsa diğer yerlere gidememekten dolayı ne olacak? Bak, insana ızdırap gelir. Cennette ızdırap yok. Cennette ah yok, vah yok, elem yok. Elhamdülillah. Yani bir girebilsek var ya. Kaçırdık demeyeceğiz değil mi abi? He? Nasıl? Kaçırdık demeyeceğiz şu sohbeti. Aynı anda olan sohbetlerden biri. Aynı anda. Bak, biri diğerine mani değil. Bak. Evet, elhamdülillah. Devam edelim. Mert, vazifeyi hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil mekandır, bir tahvil vücuttur. Şimdi vücut da bak, şimdi dünyada insana ne ilişiyor? Bak, elem, hastalık, sıkıntı, işte virüs. Ahirette öyle bir şey yok bak. Vücudun tahvili. Yani insanın, mesela insanda hücreler var, ölüyor değil mi? İnsan vücudu, yani tıp dünyasının ifadesine göre aşağı yukarı iki senede bir vücuttaki şeyler, hücreler ne oluyor? Yenileniyor, tazeleniyor. Orada sabite oluyor. Sabite. Tahir ve tebdil yok. Yani insan vücudu hayatı bakiyeye göre tebdil oluyor, tahvil oluyor. Mesela Peygamberimizin bir hadisinde var. Bir zıra deniliyor. Şu el var ya, şurayla şura arası. Şu dirsekle yumruğun arası. Kaç santimdir? 20 santim, 25 santim, öyle değil mi? 20 santim. Bak. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz cennette insanın boyu bakın 19 veya 20 bunun kadar olacak. Yani bunu 30 ile çarpsan 2 kere 3'ün 6, 6 metre. Belki 6,5 metre. Allah Allah. Boyumuz olacak. Bekaya muvafık ve mutabık bir ne var? Vücut ve mahiyet giydirme var. Şimdi bunu tabii, bunu insan kendi akıl feneyle baktığı zaman anlayamaz. Ama insanın yaratılışına bakın değil mi? İnsan ana rahmine ulaşmadan önce değil mi? Ona desen aklı ve şuuru olsa, sen dünyaya geldiği zaman senin o kromozomlar mı deniliyor değil mi? Evet. O kromozomlara desen ki aklı olsa, sen dünyaya geldiği zaman sen kendi mahiyetinin bin katı büyüyeceksin. Kromozom filozof olsa, felsefe okusa, mantık ve muhakeme de bilse, aklı ve mantığı onu tartabilir mi? Tartamaz. Şimdi böyle bir tebdil var mı? Bir kromozom dünyaya gelirken nasıl bir keyfiyete geldi? Ana rahminden dünyaya geliş. İşte dünya da ahirete nispeten ana rahmi gibi. Çok azim ve muazzam tahvilat olacak ya cennette. Elhamdülillah. Ya. Bu vücut da yine cismani değil mi abi? Tabii yani Üstad da onu da ifade ediyor. Mesela ekser ibadet ve taatlarımız nedir? Cismanidir. Evet. Üstad diyor cennetteki zevklerin de hemen ekserisi nedir? Cismanidir. 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 Nimette Rezak isminin, Kerim isminin, Muhsin isminin, Müzeyyin isminin tecellisinde bak cismani. Ama o cismani mananın içerisinde tefekkür var, tahmid var, hamd var, şükür var, Allah'a karşı ebedi minnettarlık var ya bak. Şimdi cennetten cehenneme bir pencere açılacak. Cehennemden de cennete bir pencere açılacak.
Bakın yani şimdi cennetten cehenneme bak. Ya Cenab-ı Hak bizi bu ateşten muhafaza etti. Elhamdülillah. Zevk ve safa. Oradan kurtulmanın lezzeti, bir de müntakin ismi kafirler ve mürtet münafıklar için kalsınlar orada. Ha. Cehennemde de kafirlerin azabının dehşeti noktasında cehennemden pencere ile cennet gösterilecek ki kafirler orada kulmutu bir gayzukum, gayzlarından ne yapsınlar? Kaybettikleri şeyin elemiyle diyor değil mi? Elemiyle abi? Ya elemiyle. Onun için evet. Cehennem tabii elemi. Cennete ne göz görmüştür, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere tur etmiş. Evet. Evet. Devam edelim. Bir tahvil vücuttur. Hayat-ı bakiyeye bir davettir. Ya bak bu da şey ya, davet ya, bakın. Yani hakikat noktasından bakınca Cenab-ı Hak baki hayata bizi ne yapıyor? Davet ediyor. Ama o davete intikalın kapısını kabir. Oradan girilecek. Bu sünnetullah kanunu. Peygamberler de aynı şeyden kapıdan. Evet, evet. Hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebdedir. Mebde. Hayat-ı bakiyenin mebdesidir. Evet. Hidayetidir. Yani kabir, ölümle biz neye geçiyoruz? Ebedi, sonsuz, baki bir hayata elhamdülillah intikal ediyoruz. O terakkidir, tasafidir, tekamüldür, telezzüzdür, tekeyyüftür, temaşadır. Ve özellikle ne mi? Cenab-ı Hakk'ın rüyetine, masaviyete intikaldır yani. Evet. Bir mebdedir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Mukaddimesi, evet. Bak, hayatın mukaddimesi. Nasıl bak, ki hayatın... Yani şu ölümün hakikatini, şu cümleleri tam anlayan, idrak ve intikal eden bir insanın dünyasında ölüm gedik açar mı? Açmaz. Niye açsın ki? Tam inanan, değil mi? İman, ikan ve yakın nuru ile inkişaf eden bir Müslümanın dünyasında ölüm gedik açmaz. Açmaz yani. Evet. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. İşte öyle. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu, dest-i ezel. Değil mi? Her şey ilmi ilahiden nebani ediyor, değil mi? Hadiste var ya, kalem yazdı ve kurudu. Her şey. Her şey ilmi ilahiden nebani ediyor. Allah'ın takdiri. Her mahlukun, her canlının bir eceli fıtrisi, bir ömrü tabisi var. An, zaman geldi, zaman terhis olacak. Ne ileri ne geri. Bakıyorsun hasta, başında ağlıyorlar. O ağlayanlar ölüyor. O hastaya kalkıyor. Takdir var, bir de tedbir var. Takdir haktır. Tedbir haktır. Takdir de nedir? Muhakkaktır. An, saniye geldi zaman iş bitecek. Tedbir haktır. Takdir de muhakkaktır. İşte ölümün takdiri de onun arkasında ne var? Halk var, hikmet var, tedbir var. Rahmete medar, sonsuz güzellikler ve inayetler var. Elhamdülillah. Evet. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, böyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Amin. Evet. Çünkü en basit tabakaya hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Ya işte bak,
Çekirdekler buna misal yani. Bak sünnetullah kanunu. Zahiren bakıyorsun çürüdü, tefesü etti bir tayir. İkinci bir alemde demya sümbül hayatıyla tezahür etti. Daha külli, daha cami, daha muazzam. Bak çürüyor ama akabinde sümbül olarak ikinci alemde tezahür etmiş oluyor. Şimdi tohumu aynı, hakikat değişmiyor yani. Şimdi tohum toprağa atıyorsun ya, insan da tohum gibi toprağa giriyor, mevt, ölüm. Şimdi tohum ne yapıyor? İkinci bir baharda diriliyor. İşte bizim ikinci baharımız ne? Ahiret. İkinci diriliş. İkinci dirilişte bak, toprak hiçbir tohum zayi etmiyor ya. Bak toprak tohuma ihanet etmiyor. Toprak tohuma dayan şeylik ediyor, analık ediyor. Dayelik. Dayelik ediyor. Müzayelik ediyor. Öyle değil mi? Ondan sonra da bakıyorsun sümbülün ikinci alemde, ikinci hayatta sümbülün hayatıyla ne yapıyor? Sümbülün mebde hayatıdır. Orada o sümbül açılıyor, inkişaf ediyor. Cenab-ı Hakk'ın pek çok esmasının tecellisine makes ve aynı olmuş oluyor. Evet. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebde-i hayatıdır. Evet. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Ya işte burada da Allah'ın rububiyeti çalışmıyor. Habbeyi açan kim? Onun usta diyor, ukde-i hayatı filizlendiren kim? O meyranı nümuv diyor. O neşnuma meyranı açıp ikinci bir baharda ona hayatı semeradar, meyvedar bir şekilde, daha cami, daha mükemmel bir şekilde tertip ve tanzim eden Allah'ın rububiyetidir. Demek hayatın yaratılması nasıl Allah'ın rububiyetine, hay ve kayyum ismine delil olduğu gibi mevt de Allah'ın sonsuz ilim ve iradesine, kudret ve rububiyetin tecellisine delil ve hüccettir. Evet. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri hayat-ı insaniye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. Ya işte bak çok güzel yani. Bak meyveyi yiyorsun yani. Meyveyi aldın, evirdin, çevirdin, bittin, mahvoldu. Hayır öyle değil. Meyve hayatından bak insan hayatına terakki ve tesafi var. Yani hayat-ı insaniye çıkıyorlar. Dikkat edin, daha muntazam, daha mükemmel terakkiye basamak olmuş oluyorlar. Şimdi o zaman hakikat noktasında bakınca bu meyveler öldü mü? Hayır. Terakki etti, tekamül etti. Nebatat hayatından insaniyet hayatına terakki etti, tekamül etti. Evet. Yani geriye gitme yok. Sürekli yani, tekemmül var değil mi? Tekemmül yani var. Rububiyetin tezahürü yani. Evet, evet, evet. 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 İşte en edna tabakaya hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alem-i berzahta elbette bir hayat-ı bakiye sümbülü verecektir. Bak, hayat-ı bakiye sümbülü. Tabii buradaki şart ne? Bu çekirdek çürümeyecek, tefessüh etmeyecek. İşte bu çekirdeği biz imanla, ibadetle, amel-i salihle muhafaza edersek her çekirdeğin ikinci bir baharda sümbülün hayatına inkılap etmesi gibi mahiyet-i insani çekirdeğini imanla, ilimle, ibadetle, marifetle, istikametle tahkim edersek Allah'ın izniyle insan alemi bakide hayatı bakiye sümbülünü verecek. Ama kafir, mürtet ve münafık o çekirdeği çürütmüş olduğu için o da ila cehennem-i zümara. Evet. Ama mevt nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan dört vecihine işaret ederiz. Evet. Birincisi ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan
ve tekalif-i hayatiyeden azat edip %99 ahbabına kavuşmak için alemi berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. Şimdi bakın, insan yaşlandıkça hayat ne oluyor? Ağırlaşıyor. Bir abimiz vardı, annem diyor çok yaşlı, 90'ın üzerine falan çıkmış, çok yaşlı. Diyor koltuğun bir tarafından öbür tarafına giderken, yani bize göre 3 adım, oradan oraya yürürken oturuyormuş. Evladım yoruldum, bittim, mahvoldum. Yani bakın, yani senin 2-3 adım attığın bir koltuktan öbür koltuğa giderken, oğlum bittim, mahvoldum. Şimdi tekelifi hayat ağırlaşıyor mu? Ağırlaşıyor. Şimdi ölüm ne yapıyor? İnsanın o ihtiyarlıktaki elem, teessür, hayattan, ağırlaşan hayattan, tekeli hayattan azat ediyor. Bir de %99 ahbabına kavuşmak için bir visal kapısı bak. Şimdi bak, bütün peygamberler nerede? Ahirette. Bütün enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, müştehitler, mücedditler, gönül dostlarımız, maddi ve manevi akrabalarımız, değil mi? Sevdiklerimiz, ecdadımız, ehli iman olmak kaydıyla nerede? Öbür tarafta. Bak, onlara ulaşıyorsun ya. Onlara kavuşuyoruz bak. Bu nedir? Onlara visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. Bu bir. İkincisi? İkincisi, dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle mahbub-u bakinin daire-i rahmetine girmektir. Bak, bir de daire-i rahmete gidiyoruz ya. Bak, şu dar, sıkıntılı, zenzereli dünyadan halas oluyoruz ya. Sürürlü, baki, ebedi bir hayata mazhariyet. Mahbubakinin daire-i rahmetine intikal. Bu da nedir? Hakikat noktasında azim bir nimettir. Bu da etti ki. Üçüncüsü, ihtiyarlık gibi şerait-i hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki mevti hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber ceddin cedleri sefalet halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı, hayat ne kadar nikmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Şimdi düşün, mesela deden, dedesinin dedesi 150 yaşında, 300 yaşında, 500 yaşında, 1000 yaşında. Hadi. Kim onun tedarikini, ihtiyacını kim görecek ya? Yürüyemiyor, konuşamıyor, eli tutmuyor, ayağı çalışmıyor. Göz kapanmış, kulak kapanmış, diş dökülmüş. İşi bitmiş yani bak. Onları böyle hayalen getir. 100 yaşında, 200 yaşında, deden dedesi 300-500, daha Nuh Aleyhisselam'a kadar git. Allah Allah bak. Ağırlaşan sebepler içerisinde bak, onları böyle sefaleti halleriyle gördüğün zaman, o zaman ne diyorsun ya, hayat ne kadar nimet, mevt ne kadar nimet, hayat ne kadar nikmet o yaşta, ama ölüm ne kadar nimet olduğunu o zaman gözünle ne yapıyorsun, müşahede ediyorsun. Bak, işte bakıyorsun ya, yani yiyor, yediğini çıkartamıyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor, uyuyamıyor. Hastalıklar, meşakkatler birbiri üzerine inzimam ediyor. Sanki dünya üzerine çökmüş. Yaş geçtikçe aziyet riyadeleşiyor. Şimdi deden, dedenin dedesi, ecdadın, efendim, say böyle gitsin. Allah Allah. Onların ahvaline bakınca, ya nimet, ölümle nimet var. Ya nimet. Diyorsun ya işte 90 yaşındaydı. Hemen 2 seneden beri, 3 seneden beri yatalak. Annesi, yani kendi evladı dahi olsa bir noktadan sonra ya şey demiyor yani. Yani bunun iki nimetten birisi diyor abi. Ya şifa. Ya. Kendi öz evladı dahi öyle bir noktaya geliyor, daralıyor ya. Keşke
ölse de kurtulsak değil mi? Ehli dünya o daha dehşetli ama ehli iman yine de ya işte anneye, babaya itaat ve hizmet ahirette belki kurtuluş vesilesi olduğu için ehli iman yine dayanıyor ama o dayanmak hakikat noktasında zor meşakkatli. Demek bu noktadan bakınca ölüm ya ne kadar nimet olduğunu o zaman insan gözüyle müşahede eder. Evet. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Anlaşılır, evet. Dördüncüsü, nevm nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır. Hususan musibetzedeler, yaralılar, hastalar için. Öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi musibet zedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi nıkmet içinde nıkmet, azap içinde azaptır. O bahisten hariçtir. Ya şimdi bakın ehli dünya yani şimdi adam desen babası, yakın akrabası hasta. Ama adamda namaz yok, ibadet yok, iman yok, taat yok. İslami terbiye almamış. Perişan. Nifak içerisinde, fısk içerisinde, fücur içerisinde yaşamış değil mi? Şimdi adam ne diyor? Ya 2 sene çekti kanser, çok da sıkındı, çekti. Elhamdülillah öldü, kurtuldu. Hayır, ölüp kurtulmadı. Öldü, yakayı ele verdi. Hele gel bakalım. Bu kainat dıngonun hanım olan, yedin içtin, küfrettin, Allah'a isyan ettin, Resulullah'ı dinlemedin, Müslümanları tezif ve tahkir ettin. Öyle git, öl de kurtul, hayır. Yakayı ele verdi ya. Öyle kolay mı bu iş? Evet. Demek mevt mümin için rahmettir, nimettir, ikramdır. Kafir ve mürtetler için de azap içerisinde azap, yakayı ne yapmaktır? Ele vermektir. Evet. Şener abi. Ne kendi eyledi huzur, ne aleme verdi rahat. Çekilip gitti, dayansın ehli kubur. Evet, böyle bir şiir var ya, malum, evet. Şener abi. Efendim. Abi, bu mevtle ilgili olunca şu mektubatta, 28. mektupta bu Seyda namında bir zat diyor, Veli-i Azam. Melekül mevt geliyor, evliyanın kabzına müekkel melek geliyor. Ama diyor ki talebe-i uluma müekkel melek gelsin diyor. Neden onu diyor? Hani bu mevtle ilgili olduğu için o aklıma geldi de bir sorayım dedim. Yani bütün ehl-i iman içerisinde talebe-i ulum hayatını ilmi Kur'an'a tahsis etmiş olduğu için Kur'an'ın hürmetine, hakkati imaniyenin şerefine, tabiri caizse yani derler ya tereyağından kıl çeker gibi. Ehli imanın ölümü, işte talebe-i ulumun ölümü gayet rahat olacak. Şimdi bir hadis-i şerifte var ki, diyor ki yani tabii ölümle mesela 1-2 dakika sonra insan ölecek de ahirete gidecek. Şimdi rahmet-i ilahiye noktasından bakınca son 2 dakikası var. Son 2 dakikasını rahmet-i ilahiye itibariyle bakınca cennette onun makamı, rütbesi ziyadeleşsin, daha ziyade olsun, makamı daha büyük olsun, keyfiyeti daha yüksek olsun, kemalatı daha cami olsun. Bazı hadislerde var ki ölüm anındaki darbe 100 tane kılıç darbesi gibidir. 100 kılıç darbesi. Niye? İşte o 100 kılıç darbesi vuruluyor, o darbenin karşılığında Cenab-ı Hak o son andaki Allah'a teslimiyetten, aciz ve fakirden dolayı o ölümün meşakkatını çekmek, ahirette onu kabir azabından, cehennem ateşinden belki kurtulmaya vesile olmuş oluyor. Ama bütün ehl-i imanın arasında zaten şüheda kendini ölmüş bilmiyor, şehitler ayrı. Onların dışında ölümü en şey suhulette olan talebe-i ulum. Üstad ne demiş? Yani Risale-i Nur talebe-i bu asırda medresele ve tedrisat kapanmış olduğu için hakiki ve hakikattar nur talebeleri hükmen
talebe-i ulum vasıf ve sıfatındadır. Dersi onlar de devam de... ediyor abi. He? Dersi devam mı edecek? Dersimiz zaten biz talebeyiz. Yani nur talebesiyiz. Bizde hocalık, morlalık yok. Son nefese kadar talebelerimizi ne yapacağız? Devam ettireceğiz. Talebe. Talebe. İlmi talep edeceğiz. Dersimizi okuyacağız. Dersimizin talimiyle meşgul olacağız. Dersinin tedrisi noktasından birbirimizle, değil mi Hoca? İlmi münazara tarzında, sohbet tarzında dersimizi pekiştirmemiz lazım. Bak, kainatta bir kanun var. Bak, dem tutma kanunu. Bu çok önemli bir kanun. Şimdi dünyanın en güzel çayını alsan getir, sıcak su hemen üzerine at. At, ondan sonra servis yap. Oldu mu? Olmadı. O çay ne yapacak? Dem tutacak. Şimdi ilim de dem tutacak. Öyle bir solukta ilim oluyor mu? Yani bir solukta ilim olur mu? İlim, şimdi ilim dem tutacak. Bak, bu da neyle? Talimle, tedrisle, mütalayla, müzakereyle, sohbetle, sohbette devam ile, taharrü ile, zihnini, fikrini, gönlünü Hakkat-ı Kur'an'ı tevcih etmekle inşallah ilme medar güzellik, kemalat güzelliği dem tuttuğu zaman demli çay nere? Değil mi? Çiğ çay nere? İlim olmazsa insan çiğ, nakıs ve noksan. Bak, acı. Acı, tadı yok, tuzu yok. Bak, hayatın tadı ilimdedir. Hayatın tadı istikamettedir. Hayatın tadı iffettedir. Hayatın tadı uhuvvet ve muhabbettir. Bu manalar bizim içimizde açıldığı nispetle inşirah ve imbisata medar bir hayatı, bir nevi sanki Firdevs'i cennet manasında hayatı dünyada ne yapıyoruz? Bak, sudukluyoruz. Cenab-ı Hak bu manada elimizden tutsun. Talebe-i ulum sıfatıyla biz hoca olmadık. Son nefese kadar talebeyiz. Talebe dersinin takibinde olacak. Müzakere edecek, mütalaa edecek ve zaman içerisinde de o ilim insanın aleminde dem tutması lazım. İnşallah. Ve abi, ilimlerin abi, şahı, bakın ilimlerin şahı, ilimlerin padişahı nedir? Marifetullah'tır. Risale-i Nur, bakın ilmi tevhidi Mevla'dır. En yüksek, en mükemmel ilim Allah'ı tanımak, bilmek ve bildirmek, tanımak ve tanıttırmak, sevmek ve sevdirmek gibi bir mesleği bu ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde Allah'a hamdolsun bu nimete mazhar olmuşuz. Allah bu verdiği nimeti elimizden almasın. Son nefese kadar talebelik şuuru içerisinde istikametle yürüsün inşallah. Abi, evet, kabirde de devam ediyor mu bu talebe? Devam ediyor, evet. O kabirde devam edecek inşallah. İnşallah. Ya inşallah. Ömer kardeş, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Vâhur davâhumen elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn ve ssalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Bi adedi zerrâtil kâinât ve mürekkebâtihâ. Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. Belki size faydası olur diye yazdık. Bir zaman evliyayı azimeden, nefsi emmaresinden kurtulanlardan birkaç zattan şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefsi emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefsi emmarenin kendi desaisinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlak-ı seyyiyeyi idame eden ve heves ve damar ve asap, tabiat ve hissiyat kalitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngahı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyiyesini gören ve mücahedeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefs-i emmareyi gördüm. Ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefs-i emmareden değil, belki Mehmet abi sesin gitti. Sesini aç. Ha, baştan kendi kendime okuyormuşum ya. Sesi kapatmışım. İşte böyle enteresan. Baştan başlayayım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Diyorum biz dinledik. Kendi kendine okumadın. Abi öyle şimdi mi? Kim daha. Kim kapattı? Ben kapatmadım. Yani yönetici mi kapattı? Abi bazen abi kapanıyor. Bir şey oldu. Bazen kapanıyor. Evet. Sizin tam dinledik biz baştan. Sorun tamam. Mehmet kardeş. Biz dinledik abi, dinledik. Mehmet kardeş bir dakika bir açıklayalım da. Şimdi Yunus kardeş tabii kumandada olduğu için seslerden açık olanları basacağım derke o anda değişiyor, başka birine denk gelebiliyor. Tamam. Arada öyle olabiliyor. Ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefsi emmareden değil, belki mecazi bir nefsi emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani dahi bu mecazi nefsi emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefsi emmarede şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. Devam edeyim mi abi yoksa başa bitir, mı dönelim? Bitir. Tamam. Şeye kadar gelelim. Şurada yeni bir konu başlığı var. Bu acayip asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefs-i emmare ittifak edip öyle seyyiata, öyle günahlara severek giriyor, kainatı hiddete getiriyor. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahede-i manevide benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında hodgamlık ve meyli tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine niçin ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükrediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin hem bütün desayesini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izale etti ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatanın maccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Evet, başa dönelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. Belki size faydası olur diye yazıldı. Yazdık. Bir zaman Evliya-i Azime'den... Şimdi bakın bu bir ölçü, işin esasından yakalamak lazım. Biz hepimiz kuluz. Baştan sona da kusuruz. Kusur. Kulluk kusurunu bilmektir. İnsan kusurunu bilirse, bak, dergah-ı izzete iltica eder. Nedamet, gözyaşı, bak, sığınma, bak, onu istikamete sevk eder. Ama kusurunu görmemek dehşetli bir nedir, kusurdur. Allah hepimizi ondan muhafaza etsin. Evet, amin. Devam edelim. Bir zaman Evliya-i Azime'den, nefs-i emmaresinden kurtulanlardan birkaç zattan, şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefs-i emmareden şekvalarını gördüm, çok hayret ediyordum. Şimdi insan nefes ve nefis taşıdığı müddetçe bak tekliften düşmüyor. Nefes ve nefis taşıdığı müddetçe tekliften düşmüyor. Cennet ucuz değil, değil mi? Cehennem de lüzumsuz değil. Tabii bazen oluyor ki insan ömrünün son döneminde daha dehşetli imtihana maruz kalıyor mu? Kalabilir. Yani hani 40. Hoca da anlatırdı zaman zaman, bir aslan kediyi görmüş. Öyle. Pençesini kaldırmış kediye tam vururken kedi demiş ki ne yapıyorsun? Ben senin dayınım demiş.
Ya nasıl ben dayınım? Benim dayım bu kadar küçük olmadı demiş. Şu Adem oğlu var ya, beni bu hale getiren o. Ha. Gel demiş, onu gidelim de neyse uzatmayalım. Bakmışlar ormanda bir adam şey, elinde balta odun kesiyor. Aslan gelmiş demiş ki, sen mi dayım bu hale getirdin? Senle şimdi cenk ecezer edeceğiz. Adem oğlu demiş ki, tamam senle cenk ecezer edeceğiz ama şahit yok. Kim galip, kim mağlup? Gel demiş, en iyisi sen şu torbanın, şu çuvalın içerisine gir. Ondan sonra ben etraftan müşahitleri de çağırayım. Ya harru ya merru, ya Allah sana verir ya da bana. Neyse, aslanı getirmiş, çuvala koymuş. Ondan sonra ipiyle bağlamış, almış değneği. Şartta der ya, guru leke, kafasına vurmaya başlamış. Şimdi aslan darbeyi yiyince, 5-10 darbe yiyince demiş ki, keşke dayım kadar kalsaydım, bana yeter. Şimdi bu misal gibi, bakın hakikaten, şimdi cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Her Müslümanın hayatında o çuvala girme gibi sıkıntılar, sancılar, ya dayım kadar kalsaydım bana yeter. İlla bu olur. Derecesine göre, tabii imanın motor gücüne göre her Müslüman bir çuvala girer. Ama bu çuvala gençlikten mi girer, olgunluktan mı gider, yoksa son yaştan mı girer, onu bilmiyoruz. O kaderin tanzimi. Hazreti Ali bir gün sofadan böyle geçerken, arkasında kumandan var, kazlar Hazreti Ali'yi görünce başlamışlar çırpınmaya, dehşeti çırpınıyorlar. Kumandan demiş ki, ya imam nedir bu hal? Hazreti Ali, benim yeğesimi elemmi tutuyorlar. Gözü açık olarak gitti ve şehit oldu. Bak, son an. Belki de son an. Onun için yani insan nefis ve nefes taşıdığı müddetçe tekliften düşmez. Bakın diyor, evliya-i azime nefsinin tahsit ve tahakkümünden kurtulmuş olan evliyalar dahi bu ikinci nefs-i emmareden şikayet etmişler. Çünkü mesela şimdi birinci nefs-i emmare bitmiş ve tükenmiş. Mesela nasıl anlayalım? Yani zihne yaklaştırmak için konuşalım. Mesela bir adamı düşün, midesini almışlar. Mide yok. Efendim, yemek borusu yok. Bağırsaklar yok. Yani hayalen böyle düşünelim zihnimizde. Yemek borusu yok. Mide yok. Bağırsak yok. Şimdi bu adam sünnetullah kanununa göre yemek yiyebilir mi? Kebap yer mi? Hadi Erzurum'a götürdün, cağ kebap yer mi? Yiyemez ki. Yani fiilen bakıyorsun bu adamın bir lokma yiyecek istadı yok. 6 saatte bir şırınga veriyorlar işte şeyle, serumla devam ettiriyor. Öyle mi? Heh. Şimdi bakın bu adam, dikkat edin, sünnetullah kanunlarına göre tek bir lokma yiyemez. Ama bak, fıtrat değişmiyor ya, insanın fıtratında var. Bu adamı Erzurum'a götürsen böyle efendim döner diye baksa, nedir böyle? Damağını damağına vurur. Hey gidi günler, hey bir zamanlar. Bak, şimdi dikkat et. Mecali yok. Yiyemez, hazmedemez, dışarıyı da tökemez. Ama histe ve damarda var. O ne yapıyor? Hemen gündeme geliyor mu? Geliyor. Bu dersi okunurken ben şöyle bir misal veriyorum. Kardeşlerim de çok hoşuna gidiyor. Mesela şimdi bir düşün, bir adam 120 yaşında, 130 yaşında varsayın yani, 130 yaşında, 100 yaşında, 130 yaşında getirdiler, ev geniş büyük, salona koydular 130 yaşında, böyle külçe gibi, ne eli çalışıyor ne ayağı, ama elinde bir de şey var, baston var. Şimdi torunları, belki 40-50 tane torunlar var. Torunlar şimdi salonu velveleye verdiler. Patırtı, gürültü, bağırma, çağırma. Hani yaşlılıkta tecrübe var ama tahammül ne? Tahammül az. Yaşlarına birden bakıyorsun, ne yapıyor? İnfal ediyor. Şimdi o gürültü ve patırtı içerisinde bastonu böyle yere vursa dese ki, susun! Şimdi kalkarsam bu bastonla hepinizin kafasını kırarım, gözünü parçalarım dese, o torunlardan birisi uyanık olsa dese ki, dede hele kalk da başımızı, gözümüzü kır. Kırabilir mi? Kıramaz. Kıramaz ama öfke var. Hiddet var. Bak. Hiddet var yani. Var var. Hatta belki yaşlandıkça öfke patlaması var. Damara ilişiyor yani. Damarda, demde. Fiilen
o torunlarına bastonu kaldıracak gücü olmadığı halde ama ağzıyla, öfkesiyle, hiddetiyle daha dehşetli hal sergiliyor. Şimdi ben bir hatıramı anlatmak istiyorum. Biz Malatya'dayken üniversite camisi için Malatya'nın köylerine gidiyorduk. Temelde söğüt ağacı kestireceğiz. Şeyde inşaatta, kalıpta kullanacağız. Kaymakımı da aldım orada. Kazanın kaymakamını da aldım. Battal Gazi'nin. Beraber bir köye gittik. Hızarcı da var yanımızda. Bir yere gittik. Genç bir yeni askerden gelmiş. Bahçe geniş. Bahçenin kenarında da böyle kavak ağaçları var. Belki 100-200 tane kavak ağacı var. Tam da böyle kesilecek kavaklar, böyle epeyce büyük. Gene dedim ki bak biz kaymakam beyle gelmişiz. İşte üniversitede cami yaptırıyoruz. Müsaade ederseniz buradan birkaç tane kavak keselim. Olur dedi hocam. Olur dedi. Tabii kesebilirsiniz. Hızarcı düğmeye bastı. Hızar ses çıkartınca baktım bir yaşlı çıktı böyle hiddetle. Gözleri böyle o 10 katlı kalın gözler var ya, böyle iyice kalın gözlükler. Yani adam öyle yaşlı ki bir adım daha atsa kabre düşecek. O kadar yaşlı. Baktım bir ne oluyor? Neye geldiniz buraya? Bora, fırtına tipi. Dedim hacım bak biz üniversite cami yapıyoruz. Hani ayet-i kerime var ya, Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahirete inananlar yapar diye. Bak biz bu da kaymakamla beraber geldik. Arzu ediyoruz ki olsun falan. Sizin de bir payınız olsun falan. Vermem dedi. Hiç mümkün değil. Allah Allah. Bak. Niye? Sonra ben tahlil ettim ya. Şimdi insanın fıtratında ustadır yüzlerce his ve duygu var. Arzular var, hisler ve duygular var, meyiller var. İnsan fıtratındaki camiye sırrı her bir meyil, o meyil olarak açılmasını, kuvveden fiile çıkmasını arzu ediyor. Şimdi adam 80-90 yaşına gelmiş ama onda ne var? Ebedi yaşama meyli var. Ebediyet meyli var. O meyil, ya sen göz göre göre bağını, bahçeni, varlığını, devletini, servetini mi veriyorsun? Sen beni nasıl yaşatacaksın? Bak, ben daha dünyada yaşayacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye bak, emir vermedi. Alamadık yani. Bak, enteresan bir şey. Yani, demek ki yani burada fiilen günah işleme istat ve kabiliyeti olmadığı halde dem ve damara ilişen ikinci mecazi nefse emmare, teklif ve imtihane mebni insana ne oluyor? Musallat oluyor mu? Oluyor. Olur mu? Olur. Bu son nefese kadar Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunudur. Evet. Hayli zaman sonra nefse emmarenin kendi desaisinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlak-ı seyyiyeyi idame eden ve heves ve damar ve asab, tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngahı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyiyesini gören ve mücahedeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefs-i emmareyi gördüm. Ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefs-i emmareden değil, belki mecazi bir nefs-i emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani dahi bu mecazi nefs-i emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefs-i emmarede şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir feda ile her hissini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. Şimdi burada üstad bakın, bu mecazi nefs-i emmarenin tasdit ve tahakkümünden kurtulmanın iki şartını sayıyor. Birisi tokatlar. Bir genç vardı, üniversitede okuyordu. Daha genç, hocam dedi,
18 kere ameliyata girdim çıktım. 18 kere. Bak şimdi bir ameliyat arkasında bir daha. Daha genç yani. Şimdi bu ne? Bu ızdırarı. Yani o bir ameliyat işte tutmadı, yanlış oldu, yara patladı, şey aldı işte bir daha. Yani bütün ömrü hastanede geçen, ızdırar içerisinde yaşayan bir insanı düşün. O hastalık, o sıkıntı, o sancı arkasında çözüm de gelmiyor. Bir hastalık başka bir hastalığı tetikliyor. Öyle bir halet-i ruhi içerisinde olan bir insanda bu mecazi nefs emmarenin tasdik ve tahakkümü olmaz. Ama bu nedir? Bu ızdırarıdır. Bu herkese bakan bir cadde değildir yani. Allah herkesi de öyle hastalık ve meşakkatle imtihan etmiyor. Yani. Bu ızdırarı. Demek ki işte ciddi manada 5-10 tane hastalık içerisinde inliyor, perişan, mehruş bir vaziyette, yiyemiyor, uyuyamıyor, hastalığın dehşet ve sancı içerisinde yaşıyor. Ya böyle bir pozisyonda olduğu zaman bu ikinci nefs-i emmeranın fıtrata tasdik ve tahakkümü yok. Bu ızdırarı. Izdırarı olan bir şey umma cadde olamaz. Bir de ihtiyarı. Bak, o ne? Hakikatlar nur talebesi gibi her şeyini hizmet-i iman ve dava-i Kur'aniye feda etsin. Tam bir fedai. Demek envar ve esrar-ı Kur'an'ın potası içerisinde girip tam bir fedai ruhu ile dinin ilası ve ipkası için çalışan, hamiyeti, gayreti, aşk ve davası aş derecesine çıkan zatların dünyasında da bu ikinci nefs emmarenin tasdik ve tahakkümü olmuyor. Orayı bir de oku. Ya ızdırarı. Bu ikinci nefs-i emmare şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin. Evet. Ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. Her şeyini Allah Allah. Tam ifna yani. Demek enaniyetten tecerrüt, tam ifna içerisindeki bir halet ruha mazhar olan zatlar. Allah onların sayısını çoğalsın. Biz de onların içerisinde lütfuyla kabul etsin. Bak onlar ikinci nefs emrinin tasdikinden kurtuluyor. Bakın şimdi sahabelerde bu mana var mı? Bak bir sahabe huzur Resulullah'a geldiği zaman ilk cümlesi fedaike değil mi? Ebi ümmi nefsi ya Resulullah. Anam, babam, canım sana feda olsun. Bak, o fedakarlık ruhu, o aşk-ı İslamiyet'te, o davayı Kur'an'ı yanan ve tutuşan insanların hamiyeti diniye noktasındaki faaliyet, hasbi gayretleri inşallah o ikinci manevi nefs emmarenin tahsitini de inşallah def etmiş oluyor. Evet. Bu acip asırda dehşetli bir aşılanmak ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefs-i emare ittifak edip öyle seyyiata, öyle günahlara severek giriyor, kainatı hiddete getiriyor. Bir de Allah korusun, bir de yani gaflet varsa, dinden ve istikametten uzaklaşacak bir halet-i ruhiye varsa o zaman ne oluyor? Maalesef ikisi. İki nefs-i emarenin birbiri üzerine inzimamı ile o zaman Allah korusun sapıyor, paralanıyor, parçalanıyor. Hem dünyası gidiyor hem de hayat-ı vakkesi paramparça olmuş olur. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Evet. Aynen ihlas düsturlarında olduğu gibi abi, mesela iki elif omuz omuza verdiği zaman nasıl 11 kuvvetinde oluyorsa, herhalde bu ahir zamanda nefs-i emmarenin saltanatı sebebiyle demek ki bu kainat hiddete geliyor. Bütün kainatı böyle pençesi içerisine alan bir virüsle bütün insanlık şimdi ne yapıyor? Cebelleşip duruyor. Evet. Evet Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Amin. Nefsimizin tasdik ve tahakkümünden de bizi muhafaza eylesin. Evet. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahede-i manevi de benim cephemde
42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde, o iki nefs-i emmarenin muhakkak bir gaflet fırsatında hodgamlık ve meyli tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine niçin ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükrediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desaisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o 1 dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izale etti ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Burada ustad değil mi? Tedavi çaresi olarak da neyi gösterir? İhlas risalesiyle uhuvvet risalesi. Demek ki ihlas-ı uhuvvete medar hakikatleri tam mahsedebilirsek, tam hazmedebilirsek, hakikat-ı ihlasa, hakikat-ı uhuvvete medar vasıf ve sıfatlarla tam mücehhez olursak, o zaman her iki nefsin tasdit ve tahakkümünden çok daha rahat bir şekilde inşallah kurtuluruz. Allah'ın rızasına daha hızlı ve daha çabuk intikal etme noktasında gayretimiz külleşir inşallah. Evet. Ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Evet. O hatanın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Kurtuldum. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enil hamdulillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ ve huvel azîzul gafûr. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ mâ terâ fî halkil rahmâni min tefâut. Ferci'il basara hel terâ min futûr. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِ جَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Amin. Allahümme bihakkı Kur'an ve bihakkı men unzile aleyhi Kur'an nebir kulubana bin nuril Kur'an ve cealil Kur'ane şifaen lena min kulli dain ve munisen lena fi hayatina وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين
Tekirdağ'dan Nusret Bedük Hocam, İstanbul'dan Latif Şengül abilerimiz başta olmak üzere, daha ismini bilmediğimiz hastanelerde yatan, evlerinde şifa bekleyen abilerimize Cenab-ı Hak hayırlı şifalar ihsan eylesin. Şafi isminin envai tecelliyatına mazhar eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.